Nasibe teyzem. Gurbanolayım, bir şey yap ya. Adam hepimizi öldürecek burada. Ben gencecik yaşımda pis pisine ölmek istemiyorum ya. Ay. Yok devenin alı. Oğlum katil miyim lan ben? Niye durduk yere vurayım sizi? Yol yordam göstereyim dedim. Böyle tedbirsiz olmayın. Bak sizi çok pis avlarlar sonra ha. Kurda kuşa yem olursunuz valla. Bak bir kere adam kaçırmak paketlemekle bitmiyor. Ya öğren artık bu işleri ya. Mesela bak, üzerimde bir çakı var. Süslü kardeş, gel üstündeki çakıyı bul. Hadi bakalım. Yok Seyfi kardeş, sağ olasın ben almayayım. İyi peki, o vakit kendi ellerimle ben size takdim edeyim. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Evet, sizi dinliyorum. Ne istemiştiniz acaba? Başka bir sorunuz varsa sorabilirsiniz. O zaman ben artık dimdirek konuya gireceğim. Uzatmayayım mevzuyu. Evet, Feyz oğlum. Sana soracağım sorumu sorayım. Benim kızım sizin evde ne işi var lan? Usta, masa altı pilav üstü kuru. Derhal. Lan oğlum sen konuş. Konuş, benim kulağım sende. Sayfalayın gereği kızımı zorlama al koyuyor, değil mi? Anlat, dinliyorum ben. Bahale teyzeciğim ya, anlatırık anlatırık da. Ya bana da bir kuru çeksene Allah aşkına, canım çok çekti vallahi. Allah'ım ya Rabbim ya, al oğlum al. Otur bir. Sana zahmet olacak ama. Estağfurullah canım. Mis gibi de kokuyor ha. Allah'ın al, ye. Lan oğlum haydi anlat, dinliyorum ben seni ya. Allah Allah. Vallahi Faysal abimi çok sevdiği için geldim Mavi yenge. Lan benim kızıma yenge deme. Benim kızım senin nerede yengen oluyormuş ya, Allah Allah ya. Bir kerem benim yavrum damadımı hala seviyor. Yalan konuşma. Benim evladımın 100 tane koyunu olsa senin o Sayfal abin sinsisine bir degesini vermez. O kadar. Vallahi Zübe teyzeciğim, ben böyle aşk meşk işlerinden pek anlamıyorum. Kafam basmıyor yani. Ama ben böyle biliyorum. Senin kız Faysal abimi çok seviyor. Faysal abim senin kızı çok seviyor. Yakında evlenecekler ha. Yalnız Zübe teyzeciğim, sen bu kuru işini çok iyi yapıyorsun ha. Vallahi yemin ederim acısı da o kadar güzel olmuş ki tam kıvamında olmuş. Eline sağlık ha. Afiyet olsun. Hasibe teyzem, bu adam böyle konuşmaz. Doğru deyin yavrum. Fatma. Ana. Haydar'ı getir annem. Al anam. Neyse efendi. Bala, sana bir daha sorayım. İyi düşün, cevabını ver. Eğer yalan dersen, bu beynin var ya, bu beynimin pekmezini yere atarım. Konuş lan, konuş. Sayfal sinsisi benim evladımı zorla malı koyuyor anad. Ya bakalım, bu kurun yanında böyle turşu murşu bir şey yok mu Allah aşkına? Fatma, İlyas, ben benden gittim ha. Ya Allah! Bakalım, yani turşu olmasa da olur çünkü ben ağzım tadımı bozmayayım. Turşusuz daha güzel hem. Hı? Ya vallahi hep yanlış yapıyorsunuz ha. Yani bu sopayı buraya vurursan hiçbir şey olmaz. Ama şuraya vurursan beyin darbe alınca böyle bir hafif sersemleşir. Adam sana bülbül gibi öter vallahi. Bilen vuracağım. Adam işi biliyor ya. Resmin adam kaçırmanın kitabını yazmış. Vallahi ya.
Çok acayip bir şey, vicdansız ya, namussuz. Cani, ne olacak Cani? Süslü kardeş, ben tam anlayamadım. Bir şey mi dedin? Yo, hiçbir şey demedim Seyfi kardeş. Seyfi abi. Abi sen ne yapıyorsun burada? Vallahi Baran kardeş. Vallahi buranın kurusu şahane dediler. Ben de geleyim, göreyim, test edeyim diye geldim. Hakikat dedikleri kadar varmış ha. Çok güzel olmuş. Hasibe teyze, vallahi tekrar eline sağlık. Afiyet olsun Feysi. Evet. Şayet başka soracağınız bir şey yoksa müsaadenizle ben gidebilir miyim? Ha yok, müsaade sizin. Baran, sana otelde böyle güzel bir kahve ısmarlayayım mı ha, ne dersin? Olur valla. Hasibe teyzeciğim. Teyzem. Size zahmet benim siparişlerimi hazırlar mısınız? Ben dönüşte alırım. Tabii tabii derhal. O vakit. Haydi eyvallah. Adamı konuşturamadık. Resmen alçıya aldı bizi. Hakikaten yavrum ya. Ama herif profesyonel ya. Profesyonel. Fakat çok takdir ettim manyağı. Bak. Nasıl bizden hep maytap geçti, farkında mısınız? Böylesini görmedim.